Merhabalar, tekrar karşınızdayım. Hızlıca konularımıza geçmek isterim. Ben konularımızı anlatırken lütfen sizler de bu videonun emeğinin karşılığı olan beğen tuşuna basarak ve en azından teşekkürler yazarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Biliyorsunuz bu hafta neredeyse tüm dünyadaki merkez bankalarının faiz kararları haftasıydı. Önce Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayarak 25 basmanlık bir faiz indirimle gitti. Daha sonra tabii ki gözler ve tüm dünya FED'e kesildi. FED'de bence sürpriz bir faiz indirimine giderek 50 basmanlık bir faiz indirimi yaptı. Daha sonra gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na döndü. Bizlerin de beklentisi dahilinde Merkez Bankamız politika faizini sabit tuttu. Fakat bence dünyadaki FED'den sonra en önemli Merkez Bankası toplantısı Japonya'daydı. Japon Merkez Bankası da dün itibariyle veya dün akşam saatleri itibariyle politika faizini sabit tuttu. Aslına bakılırsa beklenti 25 basmanlık bir faiz arttırımına gitmeleri yönündeydi. Alınan bu karar bir bölüme sürpriz bir bölümde sürpriz olarak değerlendirilebilir. Tabi Japon Merkez Bankası'nın almış olduğu bu sabit kararının en önemli etkisi Fed'in yüksek faiz indirimine gitmesiyle de bir bakıma örtüşmekte. Eğer Fed tarafı yüksek faiz indirimine gitmemiş olsaydı bizler Japon Merkez Bankası tarafından 25 basmanlık bir faiz artırımı görebilirdik gibime gelmekte. Peki bu iki banka arasında ne gibi bir paralellik var? Basitçe şunu diyebilirim ki biri yıllardır böyle biri piyasayı sıkarsa diğeri piyasayı birazcık gevşetir. Biri gevşetirse diğeri biraz sıkar. Biri yüksek faiz indirimine giderse diğeri piyasayı dengelemek için faizleri sabit tutar. Yani piyasa dengeleyici kararlar alırlar. Zannedersen bu tutumları 1987'den beridir hiç değişmedi biri diğerinin arka bahçesi gibi de düşünebilirsiniz. Fakat şunu unutmamak gerekiyor ki Japon Merkez Bankası'nın alacağı her faiz kararı ya her faiz kararının etkisi Türkiye'ye kadar bence başka hiçbir ülkeyi derinden etkilememekte. Tabii ki diğer ülkeleri de etkiler ama Türkiye'deki ekonomi politikasını çok derinden etkilemekte. Nedenlerini birçok videoda anlattım. Tekrara düşmemek için bu videoyu es geçiyorum. Fakat direkt olarak Japon Merkez Bankası'nın alacağı her türlü faiz kararının Türkiye'deki dolar döviz kuru üzerine doğrudan etkisi olduğunu lütfen unutmayınız. Gelecekte de devam edecektir. Alınan bu sabit faiz kararıyla birlikte Japon ev kadınları Türkiye'de yüksek faizli dolar yatırımlarına elbette ki devam edecektir. Ve bizler doları bir süre daha 34-36 TL aralıklarında görmeye devam edeceğiz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Japonya'da hala Japon ev kadınları düşük faizli dolar ile borçlanıp Türkiye'de yüksek faizli dolar getirisine yönelebilirler. Yöneliyorlar da yani bu carry trade süreci devam edecektir. Bizim ülkemizdeki dolar döviz yatırımcıları tam da bundan kaynaklı olarak kısa vadede çok fazla dolar döviz üzerinde kar elde edemezler gibime gelmekte. Ama orta ve uzun vadede Japon Merkez Bankası'nın alabileceği herhangi bir faiz kararıyla birlikte bu süreç tam tersine dönebilir. Yani yabancı yatırımcıların Japon ev kadınlarının bir anda Türkiye piyasasını terk etmesi demek Türkiye'de dolar döviz dalgalanması anlamına da gelir. Ama kısa vadede henüz böyle bir şey gözükmemekte. Eğer illaki yabancı dövizde kalmayı tercih ediyorsanız bugünlerde özellikle sterlinde kalmak yabancı döviz cinsleri arasında en makul olanı gibi gözükmekte. Nedenlerini bir sonraki videoda anlatacağım ama kısaca şunu bilmeniz yeterli olacaktır. Fed'in bu yıl alacağı yani 2024 yıl bitmeden alacağı iki faiz indirimi kararı daha var. Bu da dolar endeksinin diğer yabancı para birimleri karşısında daha da güçsüzleşeceği anlamına gelir. Ve yani FED faiz indirirken, Avrupa Merkez Bankası tarafı faiz indirirken, Japonya faizleri sabit tutarken, İngiltere Merkez Bankası'nın sabit tutması para politikalarında faizleri, özellikle Sterlin'i ve Japon yenini diğer para birimleri karşısında daha güçlü kılar. Bu faiz konusunu kapatmadan önce son olarak şunu söylemem gerekiyor ki, 2025 yılı sonrası için neredeyse tüm dünyada düşük faiz politikaları uygulanacak. Ve bu durumda da birikim yapanlar için yatırım yapanlar için çok karlı bir dönemin geldiği anlamını taşımakta. Eğer birikime başlamak istiyorsanız, yatırımı başlamak istiyorsanız bugünler gerçekten çok önemli. Çünkü hani treni bir kere kaçırdıktan sonra binmekte zorlanabilirsiniz. Ya biz çok oldu bu trene bineli. Ben uzun zamandır sizleri uyarmaktayım. Yani bu fırsatlar bir daha elinize geçmez diye. Ama hala o fırsatın içerisindeyiz diye düşünüyorum. Çünkü 2025 yılı ve sonrası kazanç döngüsünün başlangıcı anlamına gelmekte. Düşük faiz politikalarıyla birlikte. Şöyle bir soru gelmiş. Murat'cığım benim ev alacak param yok. Elimdeki parayı nasıl değerlendirirsem bir ev sahibi olabilirim diye. Çok güzel bir soru. Yıllardır zaten bunu anlatmaktayım. Ya bu kanalı açmış olduğum tarih 2016 yıllarının sonu 2017 yılları diyelim. 2017 yılından beridir insanlara ne şekilde birikim yapabilirler? Bu birikimlerini ne şekilde ileride yatırıma çevirebilirler? Yapmış oldukları bu birikimi ileride ne şekilde finallendirebilirler? Yani bu finallendirmekten kastım kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Kimi bir yazlık için birikim yapar, kimi bir ev alabilmek için birikim yapar, kimisi çocuğunu eğitimini sağlayabilmek için birikim yapar. Kimisi çocuklarını evlendirmek için birikim yapar. Yani kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Ama bu soru içerisinde bir ev almak için elinde bulundurmuş olduğu parayı ne şekilde değerlendirebilirse gelecekte bir ev sahibi olabilir konusu olduğu için bunun üzerine devam edeceğim. Dediğim gibi 2017 yılından beridir zaten sizlere bunu anlatıyorum. Birikim her şeyin başıdır. Birikime başlamak istiyorsanız da maalesef ki bizim ülkemizde üzülerek söylüyorum ki yani Türk lirasının son 10 yıldaki değeri diğer para birimleri karşısında çok tiplerde olduğu için Türk lirasında kalmak bu enflasyonist dönemde maalesef ki kazandırmıyor. Yani gönül ister ki kazandırsın, dolar karşısında kazandırsın, altın karşısında kazandırsın ama yani bizim ekonomi politikamız özellikle son 5-6 yıldır yani Merkez Bankası başkanlarının görevinden alınması, ekonomi politikaları yapıcılarının görevlerinin sonlandırılması gibi derken üst üste gelen işte Brunson krizi, Brunson krizinden sonra Trump mektubu, Trump mektubundan sonra işte koronavirüs, koronavirüsten sonra devasa enflasyon derken yani bir türlü işin içerisinden çıkamadığımız bir sürecin içerisindeyiz. Haliyle de bu dönemlerde yani Türk lirası bize kazandırmadı. Onun içindir de ben 2017 yılından beridir karşınızdayım ve gelecekte olabilecekleri bir bakıma dünyayı araştırarak tahmin edebildiğim için veya edebildiğimiz için burada birlikte Hani o dönemlerde de ev alabilmenin nedenle önemli olduğunu, araç almanın, konut almanın, arsa almanın nedenle önemli olduğunu anlatmaktaydım. Bugünlerde anlatmaktayım. Ayrıca bu arkadaşımızın sorduğu soru gerçekten çok önemli. Elimdeki parayı ne şekilde birikime çevirebilirim? Bu birikimi ileride ne şekilde bir yatırıma çevirebilirim? Bir ev alabilirim? Şimdi burada bir birikimci olarak başta mantıklı davranmak ve riski ne kadar göze alabildiğinizi değerlendirmeniz gerekiyor. Yani İlk başta kendinize sormanız gerekiyor. Bu parayı ne şekilde bir risk eğrisine bölebilirim diye. Örnek veriyorum. 1 milyon TL paranız varsa ve bu parayı bir daire alabilmeye ne şekilde evirmeniz gerekiyor? Yani çoğaltabilmeniz gerekiyor diye kafanızda henüz oluşturmuş olduğunuz bir süreç yoksa veya ne yapacağınızı bilmiyorsanız acaba bana ne mantıklı geliyor diye kendinizin bir tartması gerekiyor. Çünkü para sizin paranız. Hiç kimse bu parayı sizin elinizden zorla almamakta. Çok fazla risk almayı düşünmüyorsanız eğer bugünlerde ilk başvurmanız gereken birikim yöntemi mevduat faize. Bakın bekleyin hemen beni nişlemeyin hemen itiraz etmeyin. Anlatacaklarımı sonlandırayım ondan sonra itirazlarınız varsa yorumlara yazarsınız. Mevduat faizine bulaşmak istemeyenler için de elbette ki önerilerim olacak bekleyin lütfen bekleyelim. Şimdi ülkemizde enflasyon TÜİK verilerine göre bile olsa düşüş eğrisinde. Ha bunu cebinizde hissedemeyeceksiniz ama para piyasaları üzerinde hissedeceksiniz. Enflasyon düşmüş olsa bile ekonomi yönetimimiz henüz faizleri düşürmemekte kararlılar. Benim şahsi fikrim 2024 yılı bitmeden belki böyle aralık ayı gibi 25 basmanlık bir faiz indirimine gidebilirler ama... Zannedersem dün Merkez Bankası Başkanımızı dinledim. Kendisi diyor ki 2024 yılı içerisinde bir faiz indirimi yok. Yani 2025 yılı ve sonrasını işaret etmekte kendisi. Teza Mehmet Şimşek de bu yönde açıklamalarda bulundu. Peki 1 milyon TL'miz var ve bizler bu parayı mevduat faizine yatırmaya karar verdik. Mevduat faizi üzerinden ne şekilde para kazanabiliriz? Mevduat faizlerinde faiz getirisini alma süreci genel olarak 32 gün, 46 gün, 55 gün, 92 gün gibi devam eder. Bizim burada yapmamız gereken şey 32 gün veya 46 günü değerlendirmek. Eğer 46 gün üzerinden devam edecek olursak Bankalardan ortalama alacağımız e, mevduat faizi 1 milyon TL için 55 bin TL veya 62 bin TL aralıklarına değişkenlik gösteriyor. Kimi bankalar işte 55-56 bin TL veriyor, kimi bankalar 58 bin TL veriyor 46 gün için, kimi bankalar 61 bin TL, kimi bankalar 62 bin TL gibi veriyor. Ya burada bankaların müşterilerine önermiş oldukluğu veya... E, o bankada daha önce çok fazla eğer e, çalışmanız olduysa banka sizlere farklı mevduatlar önerebilir. Bunu biliyoruz yani. Ama dediğim gibi 55.000 TL ile 62.000 TL aralığında 46 günlük bir getiriniz olabilir. 1 milyon TL üzerine hesaplıyoruz. Şimdi elbette ki yatırmış olduğunuz bu 1 milyon TL'yi 46 gün sonra 1 milyon 60 bin TL olarak üzerine katarak devam edebilirsiniz. Burası size kalmış. Ama bu çok karlı değildir. Burada karlı olan ve mantıklı olan örneğin o ay alacağınız 60 bin TL üzerinden devam edelim. 60 bin TL'yi 3'e bölerek 20.000 TL'lik gram altın, 20.000 TL'lik gram gümüş ve 20.000 TL'lik sterlin alarak o ayı tamamlamanız gerekmekte. Anlatabildim mi? 1 milyon TL mevduat faizine yatırdınız. Ortalama örnek veriyorum sadece 60 bin TL aldınız 46 gün sonra. 46 gün sonra almış olduğunuz bu 60 bin TL'yi 3'e böleceksiniz. 3'e böldüğünüz bu parayla işte 20 bin TL'lik gram altın, 20 bin TL'lik gram gümüş, 20 bin TL'lik de sterlin alabilirsiniz. Muhteşem bir sepete başlamış olacaksınız. Bakın bunlar başlangıç. Yani biz ne yapmış oluyoruz? Mevduat faizinden almış olduğumuz getiriyi bir sepet ile çoğaltmış oluyoruz. Yani bir anda hem mevduat faizi getiriniz olacak hem de muhteşem risksiz bir sepet oluşturacaksınız. Altının getirisini ve gram gümüş ve gram altının getirisinin nedenle önemli olduğunu zaten her videoda anlatmaktayım. Bunun yanında da güvence olarak sterlin veya euro da koyabilirsiniz 20.000 TL'lik. Bakın 46 gün içerisinde hem mevduat faizi getirisi oluşturduk hem de bu mevduat faizi getirimizle birlikte Güzel bir sepet oluşturduk. Yani aldığımız mevduat faizinin aylık getirisini enflasyon oranının altında kalmamak adına da yükseltmiş oluyoruz. Peki iyi de şunu sorabilirsiniz Muratçım, örnek veriyorum. 2025 yılı Şubat ayı gibi faiz indirimleri geldi. O zaman bu mevduattaki paramız işte 32 günlük veya 46 günlük getirisi azaldı. O zaman ne yapacağız diye sorabilirsiniz. Şimdi bilmiyoruz. Yarın öbür gün Merkez Bankası bir karar verir. İşte 2025 yılı Şubat ayı, Şubat ayı gibi faiz indirimine giderler. Faiz indirimine gittikleri zaman da mevduat getiriniz düşebilir. İşte o zamana kadar da bugünden o güne kadar bir kerteriz alırsak eğer 5 aylık oluşturmuş olduğunuz veya 5,5 aylık oluşturmuş olduğunuz bir sepetiniz olacak elinizde. E, o gün gelir ben ana paramı artık bankadan çekeceğim derseniz yani mevduat faizleri düşerse elbette ki ne olur? Bankadan bu parayı çekersiniz. 1 milyon TL'yi bankadan çektiğiniz zaman ise elinizde büyük bir nakit olur. Ve bu nakitle birlikte 5 aydır oluşturmuş olduğunuz bu sepete ne yaparsınız? 1 milyon TL'yi de bu defa 3'e bölüp o sepete tekrar gram altın, gram gümüş, sterlin, euro gibi eklentiler yapabilirsiniz. Yani sepeti büyütebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Burası size kalmış. Ha, 1 milyon TL'yi çekersiniz. Ya benim sepetim zaten yeteri kadar gram altın, gram gümüş veya sterlin veya eurodan oluşmakta derseniz eğer birazdan anlatacağım fonlar ve hisse senetlerini de gözden geçirebilirsiniz. Ha hiçbirine bulaşmak istemiyorsanız eğer sıfır araç alabilirsiniz. Bu kadar düşük kalmış fiyatlar yani faiz indirimleri birlikte bu fiyatların artacağını hepimiz biliyoruz veya iki tane ortalama, temiz, bakımlı, ikinci el araç bile alabilirsiniz. Burası tamamen sizlere kalmış artık. O 1 milyon TL'yi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi mevzuat faizinden o parayı çekene kadar güzel bir sepet oluşturmuş olursunuz. Hem enflasyonu yenmiş olursunuz hem de muhteşem bir birikime ilk adımları atmış olursunuz. Ortalama 5 ayda 46 gün, 46 gün, 46 gün, 46 günlük süreçler zarfında 200-250 bin TL gibi bir birikime ulaşabilirsiniz. E neredeyse hiç zararınız olmadan, enflasyonun altında kalmadan muhteşem bir birikim yapmış oldunuz. Bu sepeti günlük alımlarınızla da büyütebilirsiniz. Ya hedefi koyduk. 2025 yılının Şubat ayına hedefi koyduk. 2025 yılı Şubat ayına kadar günlük alımlar da yapabilirsiniz bu sepete. Ya bugün gram gümüş 30-32 TL. Yani sterlin euro 35-40 TL. Anlatabiliyor muyum? Yani bir pet şişe fiyatına henüz bunları alabiliyorsunuz. Günlük 30-40 TL, 100 TL, 150 TL, 200 TL'lik bu sepeti güncelleyerek devamlı edebilirsiniz. Ve gelelim en can alıcı noktaya. Şimdi faizler düştüğü zaman şundan çok net eminim ki çok düşük faizli konut kredileri çıkacak. Hele ki ufukta bir erken seçim gözüküyor. Bence olacak. Yani 2026 mı olur, 2026'nın sonu mu olur, 2027'nin başı mı olur bilmiyorum ama... Ufukta bir erken seçimde gözüküyorsa eğer seçim arefesinde yüksek ihtimal 1.75'ten 1.90'dan faiz yani bu aralıklarda konut faiz kredileri çıkacaktır. Şarttır. Bir yandan o güne kadar hem biriktirmiş olduklarınız ile ve ondan sonra alacağınız konut kredisiyle birlikte muhteşem bir ev sahibi olabilirsiniz. Tek şansınız bu. Başka şansınız yok. Bu dönemde artık ya hiç böyle nasıl diyeyim ben emekli oldum, emekli ikramiyemle ev alacağım, şunu alacağım, bunu alacağım. Bu fırsatlar bitti. Bunlar kalmadı artık Türkiye'de. Sadece birikim yaparak alabilirsiniz. Kafanızı kullanarak mantıklı adımlar atarak ev sahibi olabilirsiniz. Ve eğer böyle bir kredi fırsatı doğarsa, uzun vadeli, 48 ay, 60 ay, 70 ay böyle bir fırsat doğarsa gözünüzü kapatın ve bu konut kredisini, otomobil kredisini, ev kredisini kesinlikle alın. Hatırlayın. 2018-2019 yıllarını hatırlayın. Yine aynı şeyler olacaktır. Çünkü Mevcut hükümet bir inşaat partisidir. AK Parti bir inşaat partisidir. Saç ayakları bir inşaattır inşaatın üzerinde kurulu bir partidir. Ve inşaatın can çekiştiği bu dönemde bu kredilerin çıkması elzemdir ve çıkacaktır. Buraya kadar mevduat faizi oluşturabileceğiniz sepeti anlattım. Ben bunu 1 milyon TL üzerinden anlattım ama bunu 500 bin TL ile de yapabilirsiniz. Veya bir e, 1,5 milyon TL'niz vardır. Bölerseniz 1,5 milyon TL üzerinden yaparsınız. Ne kadar paranızın olduğunu bilmiyorum elbette. Peki ama mevduat faizine bulaşmadan kendinize ortalama 2 yıl süre vererek ev almak için ne yapabilirsiniz? ne biriktirebilirsiniz değil mi? İlla ki mevduat faizine bulaşmanıza gerek yok. Çünkü faiz hassasiyeti olan da birçok arkadaşımız, ablamız, abimiz var bu kanal içerisinde. Seviyorum onları da. Onlar da beni seviyorlar. Biliyorum. Yorumlarını okuyorum. Şimdi burada da riski dörde bölmeniz gerekmekte. Yüksek faiz politikaları dönemlerinde bence en büyük fırsatlar hisse senetlerinde ve fonlardadır. Çünkü yüksek faiz dönemlerinde yatırımcılar ve birikimciler fonlardan ve hisse senetlerinden kaçar. Daha kolay para mevduat faizindedir, mevduat faizine yönelirler. Veya eldenen nakit para varsa ev alırlar. İşte ev konutun nedenle e, satış oranlarını sizlere anlattım. Ağustos ayı ve otomobillerde de aynı. Neden o otomobil satışlarının arttığını, neden ev konut satışlarının arttığını da biliyoruz artık. Bir önceki videoda anlattım. Haliyle yüksek faiz dönemlerinde Dikkat edin kimse borsayı konuşmaz. Kimse fonları konuşmaz. Ama biz konuşacağız. Yani bu dönemlerde borsaya, hisse senedi piyasalarına, fon piyasalarına olan ilgi düşer. Ama bu zeki, mantıklı yatırımcılar ve birikimciler için uzun vade için çok büyük fırsattır. 2 yıl unutmayın. En az. Paranız var. Bu paranın dörtte birlik kesimiyle kesinlikle ama kesinlikle fon ve hisse almak zorundasınız. Bu hisselerin içerisinde bugün neredeyse dipleri görmüş. 4 major hisse senedi kesinlikle olmalı. Sizler için hazırladım. Biliyorsunuz zaten daha önce de konuştuk. Gelin onlara bakalım. Öncelikle ben bu hisse senetlerini anlatırken lütfen şunu unutmayın. Neredeyse bu hisse senetleri 1 yıllık süreçte tabana geri dönmüş vaziyetteler. Yani 1 yıl önceki seviyelerine geri geldiler. Ya Tam izadalar ya birazcık altında veya birazcık üstündeler. Ve faizler düşmeye başlayınca 2025 yılı ve sonrasında o tavan bölgesine tekrar gelebileceklerini düşünmekteyim. Ekrana veriyorum. Evet, ekranda ilk başta Koç Holding'i görmektesiniz arkadaşlar. Ya bir yıl önce Koç Holding'i bu kanal içerisinde anlattım. Hepiniz biliyorsunuz ya. O dönemlerde yani 133 TL'ler hatta 133 TL değil ya 80 TL'lerde falan yani bir buçuk yıllık döneme döndüğümüz zaman 80 TL'lerde falan Koç Holding'i görürsünüz. Ama bugün bir yıllık süreci ele aldığımız için bir yıl önceki fiyat alacağız. Bir yıl önce 133 TL'ler demiş Coach Holding. Daha sonra yükselmiş yükselmiş 263 TL'lere kadar gelmiş. Peki bugünlerde nerelerden işlem görmekte? İşte 185.90 TL'den bugün işlem görmekte. Ama unutmayın ki 170 TL'lerin de altına inmişti. Yani 170 TL'ler gerçekten büyük fırsattı. O günlerde videolarımda anlatıyordum. Ama unutmayın eğer kendinize 2 yıl fırsat vermek istiyorsanız faizlerin düşeceğini de gelecek dönemlerde eğer biliyorsak ya olması gereken bu çünkü yüksek faizin sürdürülebilir bir durum olmadığını hepimiz artık biliyoruz. Ee, tavan noktasına bakalım 263 TL bugün 185 TL ortalamayla alsanız bile bu hisse senedini 2 yıl bekleseniz Bu tavan noktasının bence çok 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 üzerine gelebilecek hisselerin başına koç olduk gelmekte. Daha sonra Türkiye Petrolü Rafineleri AŞ e var. Şimdi bir yıl önce bu hisse senede ya şuradan bakalım nerelere kadar gerilemiş. İşte 25 Ekim günü. 25 Ekim 2023 günü 120 TL'ymiş. Daha sonra nerelere gelmiş? Taban olarak 204 TL'lere kadar yükselmiş görüyorsunuz. 204 TL'lere kadar yükselmiş. Ama 1,5 yıllık süreci ele aldığımız zaman unutmayın ki bakın hemen şuralara kadar gelelim. Yani 8 Mayıs günü ne kadarmış? 58 TL'ymiş arkadaşlar. Unutmayın lütfen bunları göz önünde bulundurun. Ha, Türkiye Petrol Rafineleri ayın 27'sinde temettü dağıtacak. O temettüden faydalanmak için de bugünlerde e, yani bir gün öncesinden de alabilirsiniz. Yani 26'sını da alabilirsiniz ama temettüyü kaçırmamanız gerekiyor diye düşünmekteyim. Bu temettü konusunu ben anlatırken sizlere e, geçen gün yine TÜPRAŞ'ı inceledik. 155 TL'ler civarındaydı. 153 de olabilir tam olarak hatırlamıyorum ama 155 TL'ler civarındaydı. Bugün 165 TL'lerden işlem görmekte. Ama unutmayın ki taban noktasına tekrar bakmamız gerekiyor. 204 TL'lere kadar yükselmiş. Gelecek dönemlerde kendimize 2 yıllık süreç verirsek eğer sepetimizde kesinlikle bulundurmamız gereken ikinci hisse TÜPRAŞ'tır. Sonra Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'na gelelim. Şimdi Türk Hava Yolları'na 25 Ekim'e tekrar göz önünde bulunursak 203 TL'lerdeymiş. Bir yıl önce. Ve sonra ne yapmış? 330 TL'lere kadar yükseldikten sonra Bugün 299 TL'lerden işlem görmekte. Ama geçen gün yine ben bunu anlatırken 280 TL kadar gerilemişti. Kendinizi riske atmak istemiyorsanız 277 TL 280 TL aralıklarını bu hisse senedinde bekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi 2 yıllık bir süreç vereceksiniz kendinize. Faizlerin düşeceğini tahmin ediyorsak bize gelecek dönemlerde. Sepetimizde bulundurmamız gereken üçüncü hisse Türk Hava Yolları'dır. Daha sonra Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları. Şimdi yine 20 Ekim 24 Ekim tarihlerine geri döndüğümüz zaman ne kadarmış? 25 Ekim'de 227 TL'ymiş. Daha sonra yükselmiş, yükselmiş, gelmiş 350 TL'lere kadar tavan yapmış. Peki bugün bugün fiyatına bakacak olursak işte 205 TL'leri gördükten sonra bugün 219-223 TL aralıklarından işlem görmekte. 223 TL'lere kadar yükseldikten sonra 219 TL'lere kadar düşmüş. Ama dediğim gibi taban olarak kendimize 205 TL'yi hedef olarak ala Bilirsiniz 2 yıl süreyle beklemek istiyorsanız sepetinize bulundurmanız gereken 4. hisset senedi de Tofaş 4'tür. Bonus olarak da Carrefour inceliyoruz. Normalde bunu incelemeyecektim ama son anda gözüme çarptığı için çok tabana geldiği için incelememiz gerekiyor. Şimdi bir yıl önce yine Ekim Eylül-Ekim aylarına döndüğümüz zaman 91-92 TL'lerdeymiş bu hisse senedi. Ama nerelere kadar yükselmiş? 179-180 TL değil mi? 180 TL'lere kadar yükselmiş. 92 TL-180 TL arkadaşlar. 180 TL'ye kadar yükselmiş. Daha sonra taban olarak şurada 92 TL'ler gözükmekte. Yani bir yıl önceki grafikle neredeyse seviyeyle aynı noktaya kadar düşmüş. Bugünlerde 109 TL'nin işlem görmekte ama dediğim gibi kendinize fırsat vermek istiyorsanız 92-95 TL aralıklarını bekleyebilirsiniz. Taban olarak oralar gözükmekte. 16 Kasım 2023'te de aynı seviyelere kadar düşmüş. 4 pardon 2 yıl kendinize süre vermek istiyorsanız bu ise senedini de değerlendirebilirsiniz. Bu ekranı kapatıp Midas'a geçeceğim arkadaşlar. Zaten Midas'a gittik Şimdi telefondan biraz uygulamasını açıp sizlere fon önereceğim. 4 tane de fon. Şimdi paramızı böldük dedik ya. Şimdi fonlara geçmemiz gerekiyor. Fonlara geçelim. Şimdi ekran kaydına bastım. Sizlere anlatacaklarım fonları da anlatacağım fonları da yukarıya çektim. İlk sırada daha önce yine bir, bir yıldan fazladır bu fonu anlatmışım. Yani bir yıl iki ay kadar önce bu fonu anlatmışım sizlere. İş ve hissesine de fonu. Şimdi faizlerin düşmesiyle birlikte ben yani dedim ya hisse senetlerinde bir artış beklenecektir. Tabii buna bağlı olarak da hisse senedi fonlarında bakmamız gerekiyor. E, i̇ş portföy hisse senedi fonu. Şimdi arkadaşlar bir yıllık süreçte bu fon %103 kazandırdıktan sonra bugün düşmüş 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 aşağıya kadar gelmiş işte, görüyorsunuz. 3 aylık süreci ele almamız gerekirse bakın nerelerden aşağıya doğru geliyor. Evet bu fon birazcık pahalı bir fon ama değerlendirilebilecek bir fondan bahsetmekteyim. İlk ele almamız gereken fonlardan biri bu. 3 yıllık getirisi %1000'in üzerinde olmuş %1181 bir yıllık getirisi de şuraya bakarsak eğer %103'ün üzerinde olmuş. Ama bugünlerde grafiğin nedenle aşağıya geldiğini görmektesiniz. İlk değerlendirmeniz gereken fon bu. İkinci fon iş portföyü yine işte katın hissesini de fon arkadaşlar. Vergisiz ikisi de vergisizdi bu arada fonların. Şimdi bu fonda yıl içerisinde %106'lık bir kazanç sağlamış ama 3 aylık veriye geldiğimiz zaman da görüyorsunuz nereden düşmeye başladığını. Düşmüş, düşmüş düşmüş ve ta tabanlara kadar da inmiş aslında bizlere güzel fırsatlar vermekte. İkinci, ikinci fonumuz da buydu. Üçüncü fonumuza geçelim. SPC Portföy hisse senedi fonu. Şimdi üçü de hisse senedi fonu. Niye hisse senedi fonu? Demin de anlattım. Çünkü eğer faizler düşmeye başlarsa hisse senetlerinde bir artış beklenir. Borsada bir artış beklenir. Buna bağlı olarak da fonlarda da hisse senedi fonlarında bir artış beklemek makuldür. Bu fonun da getirisini sizler buradan ekrandan görmektesiniz. Gelecek dönemlerde de zaten bu fonları tekrar inceleyeceğiz. Üçüncü fonumuz buydu. Dördüncü fonumuz da e, yine faiz hassasiyeti olanlar için bir fon arkadaşlar. Yıllık getirisini şuradan görüyorsunuz. Nereyse %60'lık bir getiriye e, sahip. 3 yıllık veriye baktığımız zaman da %779'luk bir getiriye sahip. Bu fonda faiz hassasiyeti olanlar için de Kuvvet Türk Portföy Katılım Hisse Senedi fonu arkadaşlar. Burada bir tane de bonus vermem gerekirse ya at Portfoy, borsa İstanbul banka endeksi hisse de sonu. Şimdi bu banka endeksi hisse senedi fonu da vergisiz bir fon. E, yıllık getirisi %112'lere kadar yükseldikten sonra görüyorsunuz ne şekilde düştüğünü ve sizlere fırsat verdiğini buradan görüyorsunuz. 3 aylık veriye gelip baktığımız zaman da zaten e, nerelerden 1.18'lerden 1.03'lere kadar gerilediğini buradan görmekteyiz. 3 yıllık veride %1000'in üzerinde bir getiri sağlamış. Eğer bizim de hedefimiz 2 yıllık bir ise bu fonu da değerlendirmekte fayda var. Akport ve Borsa İstanbul Banka Endeksi hissesini de fonu. Şimdi bunu durduralım. Bunu durduralım, devam edelim. Bizler buraya kadar paramızın 4 ile 1'lik bölümünü ayıracağımız fon ve hisseleri öğrendik arkadaşlar. Geriye kalan paramıza yine kesinlikle gram altın ve gram gümüşe ve dövize yöneltmemiz gerekiyor. Sepetimizi bu şekilde oluşturmalıyız. Özellikle altının getirisinin ne kadar yüksek olacağını son 2 aydır, son 3 aydır, son 5 aydır tekrarlıyorum. Biliyorsunuz zaten videolarda mevcut. Hatta Dünya Altın Konseyi'nin bilgilerini sizlere aktarmıştım. Yayınlamış oldukları raporları sizlere sunmuştum. O videolarda bulup izleyebilirsiniz. Peki ama yüksek risk almak isteyenler ne yapmalı diye soracaklar vardır elbette aranızda. Kesinlikle ara para Allah kesinlikle ana paranız ile kripto paraya girmeyin arkadaşlar. Ama kripto para yatırımı birikimi de gelecek adına çok önemlidir. Hele ki Amerika Birleşik seçimlerini de düşünecek olursak hatta sonrasında düşünecek olursak ben asla ana paramla kripto para almam ama kripto parayı da ekstra para varsa ya değerlendiririm hesabımda tutarım. Kesinlikle kripto para da ana paranız haricinde paranız varsa değerlendirmeniz gereken bir borsa olarak düşünüyorum ama ana parayla giren herkes maalesef ki çok fazla üzülür. Kripto parayı da yarınki videoda detaylıca konuşalım isterim. Seçin almış olduğu yeni kararlar var. Onları da değerlendirelim isterim sevgili arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Umarım ki sizler için faydalı olmuştur bu video. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız eğer, faydalı olduğunu düşünüyorsanız eğer bu videonun lütfen beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı ve 300 bine hızlıca giderken de abone olarak destek vermeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.